TeknoShock'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Asus'un oyunculara özel olarak ürettiği bir notebook modeli. Biliyorsunuz Asus zaten oyunculara özel olarak TUF Gaming serisinde gayet başarılı modeller karşımıza çıkartıyor arkadaşlar. Bugünkü modelimiz ise Asus TUF Gaming F15 olarak geçiyor. Dilerseniz ilk olarak incelememize bilgisayarımızın tasarımıyla başlayalım. Şöyle kapağımızı kapatalım ve dış tasarımla direkt olarak başlayalım arkadaşlar. Şöyle bilgisayarı tuttuğumda şurada bir logoyu görüyorsunuz. Fakat logo haricinde tasarım çizgisini tam bir oyuncu bilgisayarını andırdığını söyleyebiliriz. Gayet asi bir tasarım çizgisine yer verilmiş ve dışarıdan bakıldığında da albenisi yüksek bir kasa tasarımından bahsedebiliriz arkadaşlar. Burada bir artık Asus imzası gibi geliyor bu bana. Monitörün kapağını açtığınızda da şuradan TUF Gaming direkt olarak görünüyor zaten. Burada yine uyarı lambalarımız bulunuyor. Biliyorsunuz pek çok laptop modelinde bu uyarı lambaları ya şu kısma yerleştiriyor ya da alt kısma yerleştiriyor. Fakat Asus pek çok modelinde artık buraya yerleştirmeye başladı. Şöyle çevirdiğimiz zaman arkadaşlar yine arka tarafta gayet böyle alışık olmadığımız bir fan ızgaralarını görüyoruz. Yine arka tarafta da bu bal peteği şeklinde bir tasarım çizgisine yer verilmiş ki bu tasarım çizgisinin de gayet başarılı bir şekilde konumlandırıldığını sizlere söyleyebilirim. Gelelim bilgisayarımızın içerisine. Şöyle kapağımızı açtığımız zaman arkadaşlar yine karşımıza gayet şık bir tasarım çıkıyor. Çerçevelerin gayet ince tutulduğunu söyleyebiliriz. Bir oyun bilgisayarı olmasına rağmen ki burada yüksek yenileme hızına sahip bir ekrandan bahsediyoruz. Buna rağmen çerçeveler gayet ince tutulmuş arkadaşlar. Şurada zaten bir aralık var. Bu aralıkta yine TUF Gaming yazısı ve uyarı lambaları net bir şekilde görmenizi sağlayacak bir tasarıma yer verilmiş. Ekranımızın 144 Hz olduğunu hemen belirtelim sizlere. Zaten burada etikette de hemen ekranı açtığınızda gözünüze çarpan ilk şey ekranın yenileme hızı oluyor. Malum oyuncu laptoplarında arkadaşlar ekran yenileme hızının önemli bir rolü bulunuyor. Günümüzde oyuncu notebook'u olarak satılan pek çok modelde aslında ekran yenileme hızları 100 Hz'in bile altında. Yani 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz bu civarlarda bir yenileme hızı veriyorlar sizlere. Fakat Asus burada gerçekten güzel bir iş çıkartıyor ve 144 Hz'lik bir ekran yenileme hızı sunuyor bizlere. Burada bir etiket daha var arkadaşlar. Bu etikette de yine bilgisayarın öne çıkan özelliklerine yer verilmiş. Birazdan zaten bu teknik özelliklere gireceğim. O yüzden şimdi bunlardan çok fazla bahsetmiyorum. Giriş ve çıkışlara bir değinelim. Ondan sonra bilgisayarımızın teknik özelliklerine geçelim. Nasıl bir oyun performansı sunuyor? Nasıl bir pil performansı sunuyor? Bu gibi soruların hepsine yanıt bulacağız birazdan arkadaşlar. Bilgisayarımızı kendimize doğru tuttuğumuzda sol tarafta Power, Ethernet, HDMI, onun yanında 2 adet USB girişimiz ve Type-C girişimiz bulunuyor. Onun hemen yanında da arkadaşlar kulaklık girişine yer verilmiş. Burada kulaklık ve mikrofonun bir olduğunu söyleyelim hemen. Sağ tarafa geçtiğimizde ise yalnızca bir adet USB noktasına yer verildiğini görüyoruz. Yani toplamda 3 adet USB girişi var. Bir de Type-C girişimiz bulunuyor. Bu girişlerin yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bilgisayarda giriş çıkış noktasında da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgisayarımızın bizlere sunduğu teknik özelliklere. Bu bilgisayarda arkadaşlar Asus 11. nesil bir i7 işlemci kullanmış. Bu işlemcinin tam ismini de söyleyelim sizlere. i7-11800H modeli arkadaşlar. Intel'in 11. nesilde özellikle dahili ekran kartı tarafında bu işlemciyle güzel işler başardığını söyleyebiliriz. RAM tarafına baktığımızda 16 GB'lık DDR4 RAM olduğunu görüyoruz. Bu RAM miktarının tamamen yeterli olduğunu söylemek mümkün. Malum günümüzde pek çok oyunun zaten istediği minimum RAM miktarı 8 GB olaylarında. Dolayısıyla 16 GB'la açılmayacağınız, rahat rahat oynayamayacağınız herhangi bir oyunun bulunmadığını sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Dahili depolamaya baktığımızda da 512 GB'lık bir SSD'ye yer verildiğini görüyoruz. Fakat burada ikinci bir SSD slotumuzun daha bulunduğunu söyleyelim. Yani eğer bu depolama benim için yeterli değil derseniz ikinci SSD slotunu da doldurabilirsiniz arkadaşlar. Böylece dahili depolama alanını da genişletmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi gelelim asıl merak edilen kısma. Bu canavarın içinde nasıl bir GPU birimi mevcut? Arkadaşlar Asus bu modeline RTX 3060 ekran kartı yerleştirmiş. Biliyorsunuz 3000 serisi RTX destekli ekran kartlarını ifade ediyor bizlere. RTX ne demek? Bunu da ufak bir şekilde açıklayalım sizlere. Özellikle oyun sektöründe son dönemde aktif ışın izleme diye bir olay var arkadaşlar. Bu nedir? Hani gölgenin sürekli değişmesi, ışık yansımalarının değişmesi vesaire. Bunları
başarılı bir şekilde sunabilecek ekran kartları. Zaten bir oyunun RTX açık, RTX kapalı şeklinde izlediğiniz zaman sizlere neler sunduğunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Birazdan zaten ben 1-2 oyun göstereceğim sizlere. Yani bu RTX olayının oyunlara nasıl etki ettiğini de rahat bir şekilde görebileceksiniz. Gerçekten çok başarılı bir şekilde oyun performansını arttırdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgisayarımızın performansına. Biz bu bilgisayarda arkadaşlar çeşitli testler yaptık. PC Mark 10 testini uyguladık. Bu PC Mark 10 testinden 6690 puan aldı ki bu puanın gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Modern Office testi uyguladık. Yani pilden çektiğinizde, bunu ben sadece iş için kullanacağım dediğinizde size rahat rahat 8 saat 25 dakikalık bir pil ömrü sunuyor ki bu arkadaşlar pek çok iş bilgisayarından bile uzun bir pil ömrü. Bunu da yeri gelmişken belirtelim. Peki ben bu bilgisayarı fişe takmadan kaç saat böyle yüksek performanslı oyun oynarım diye soracak olursanız onu da söyleyelim. 1 saat 16 dakika boyunca bu bilgisayar fişe takılı değilken üst düzey performansta oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat yine de biliyorsunuz oyuncu laptoplarını genel kitle fişe takmadan kullanmıyor. Çünkü ister istemez bir performans düşüşü oluyor. 1 saat 16 dakika olsun, 1,5 saat olsun, bunlar çok uzun süreler değil oyunlar için. Tam heyecanlı yerinde oyunun kapanmasını vesaire kimse istemez. Dolayısıyla bu yüzden pek çok kişi ne yapıyor? Fişe takılı kullanıyor. Ama şu var işte, hani elektrik vesaire gitti diyelim. Nedir? 1 saat boyunca daha oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Size böyle bir artı opsiyon sağlamış oluyor. Genel anlamda baktığımızda arkadaşlar, tasarım olsun, RGB aydınlatmalı klavyesi olsun, giriş çıkış zenginliği olsun, gayet başarılı bir bilgisayar diyebiliriz. Fakat bir oyuncu bilgisayarı olduğu için sizin merak ettiğiniz konu acaba oyunlarda nasıl bir performans sunuyor sorusu olabilir. Bununla ilgili de birkaç test yaptık, birkaç oyun oynadık. Dilerseniz şimdi bu oyun görüntüleriyle sizlere baş başa bırakalım. Böylece Asus TUF Gaming F15'in nasıl bir oyun performansı sergilediğini de beraber görmüş olalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun tarafında, daha doğrusu oyun performansı tarafında hayli başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz bu bilgisayarın. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Wi-Fi 6 ile geliyor bu bilgisayar. Yani online oynayanlar için bu güzel bir haber. Öyle yok bilgisayarım çekmedi, ağdan düştüm, oyundan düştüm, işte puanlarım silindi gibi dertleriniz olmayacaktır bu bilgisayarla. Hani böyle bazıları modemi içeriki odalara koyuyor, bilgisayarı zor çekiyor vesaire, bir sürü sorunla karşılaşabiliyor. Fakat bu bilgisayarda o sorunları yaşamayacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim sizlere. Bu bilgisayarda iki yönlü bir yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu ne işinize yarayacak? Hemen onu da belirtelim sizlere. Bir online oyun oynadığınızda, arkadaşlarınızla konuştuğunuzda sesinizin karşıya daha temiz bir şekilde gitmesini sağlayacak. Yani etrafta böyle, ne bileyim, etrafta aileniz ses çıkarabilir, çocuğunuz vardır belki o ses çıkarabilir. Yani hafif gürültüler olabilir. Ne yapıyor bu bilgisayar? Onu da engellemiş oluyor. Peki gelelim bu bilgisayarın sağlamlığına arkadaşlar. Malum dışarıdan baktığımızda bilgisayar gerçekten böyle bir çelik kasa gibi bir görünüme sahip. Yani baktığımızda sert bir görüntüsünün olduğunu söyleyebiliriz. Peki gerçekten bu görüntünün hakkını veriyor mu? Evet, veriyor arkadaşlar. Bu bilgisayarda askeri standartlara sahip bir sağlamlık sertifikası mevcut. Yani bilgisayar öyle kolay kolay bir şey olmayacaktır. Ay yere düştü, çatladı, patladı, kırıldı gibi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Askeri standartlara sahip ama yine de tabii biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Çünkü bilgisayarımız teknik özellikler bakımından bayağı böyle üst seviyelere hitap eden bir cihaz. Evet arkadaşlar, gelelim cihazımızın fiyatına. Biliyorsunuz normal şartlarda bir ekran kartı almaya kalksanız, yani hani 3060 değil de mesela 3070 serisinin fiyatları şu anda 14.000 Türk lirası civarlarında arkadaşlar. 3060 da tabi hani mobil ekran kartlarıyla normal ekran kartları arasındaki performans bir olmuyor. Bunun biz de farkındayız. Fakat 3060'ın performansının da oldukça kusursuz olduğunu söyleyebiliriz.
Ve bu bilgisayarın fiyatı arkadaşlar 14.000 Türk Lirası civarında. Tabi bu sizin seçtiğiniz konfigürasyona göre de değişiklik gösteriyor. Fakat 14.000 Türk Lirasına gerçekten hani böyle bir sistem toplamaya kalksanız muhtemelen başaramazsınız. Dolayısıyla fiyatın gayet uygun olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası ben hani masaüstü bir bilgisayar alıp ona ekran kartı takıp o kadar para verene kadar bu bilgisayarı alırım. Gerçekten çok daha mantıklı olur. Malum şu anda zaten masaüstü bilgisayarlarında bu mining olayından falan ötürü ekran kartı fiyatları daha pahalı. Dolayısıyla oyun için bir çözüm istiyorsanız Asus'un bu modeli kesinlikle sizin için çok daha cazip bir seçenek olacaktır. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Eğer bu laptop hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.